Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Anayasamızda tarif edildiği şekilde hukuk devleti olan Türkiye'mizde herkes anayasaya ve kanunlara uymak zorundadır. Devlet organları ve idare makamları kanunlara uyarak hareket edeceklerdir. Geçtiğimiz pazar günü yaşanılan referandumda Yüksek Seçim Kurulu'nun yasama organının kendisine vermediği bir yetkiyle bir açıklama yapmak suretiyle ama açıklamasını dayandırdığı kararını dahi şu an dahi ilan etmediği bir kararla mühürsüz bir şekilde zarf ve oy kullanımına onay veren kararının 16 Nisan'da hem evet veren hem de hayır veren milyonlarca yurttaşımızın hukukuna büyük bir gölge düşürdüğü açıktır. Bu tereddütler, referandumla ilgili meşruiyet tartışmaları bundan sonra daha da artan bir hızla devam edecektir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın ne kadar mühürsüz oy kullanıldığını bilmiyorum dediği bir ortamda bu seçim artık bir şaibeli hale gelmiştir, tartışmalı hale gelmiştir. Kimse de böyle bir tablodan yola çıkarak kendisini kazandığı farz etmesin. Biz milyonlarca yurttaşın bu anayasa değişikliğine karşı olduğunu biliyoruz ve Türkiye'de demokrasi ve insan hakları konusunda önemli bir birikimin olduğunu biliyoruz. Şimdi iktidara düşen, siyasete düşen kimseyi birbirine kırmadan, dökmeden yolumuza devam etmektir. Öncelikle hayır verenlerin oylarının bir kere berraklığı ve saflığı bir yanda, evet verenlerin oylarına düşürülen bu gölgenin de derhal kaldırılması gerekiyor. Ne kadar mühürsüz oy kullanılmıştır? Ne olmuştur? Seçimlerin akıbeti nedir? Görevini yapmayan ve kanunun vermediği bir yetkiyi kullanma cüreti bulan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı topluma doğruyu söylememektedir. Derhal istifa etmesi gerekir. Bu konudaki şaibenin ve meşruiyet tartışmalarının sona erdirilmesi açısından Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı bütün kararlar iptal edilmelidir. Böyle bir tablo içerisinde bu referandum süreci son derece tartışmalı bir şekilde Türkiye'nin dışarıda da saygınlığını yok edecek bir mahiyet kazanmıştır. Bunu kimsenin bizlere yaşatmaya hakkı yoktur. Bu nedenle siz referandum sonuçlarına hayır olsun dediniz ama daha kesinleşmiş, ilan edilmiş sonuçlar ortada yoktur Sayın Başkan. Yüksek Seçim Kurulu'na biz bugün itirazlarımızı yaptık, başvurumuzda bulunduk. Hakkımızı kullanıyoruz. Hakkımızı her aşamada sonuna kadar kullanacağız. Hayır verenlerin tüm oylarına sahip çıkan bir anlayışla kullanacağız. Daha sonuçlar açıklanmadan, kesinleşmeden ve kamu vicdanı rahatlamadan, tatmin edilmeden bu referandum süreci bitmiş değildir Sayın Başkanım. Arz ederim.